Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Yengeç burcu kadınlarını Ağustos ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımız bize neler gösterecek, neler söyleyecek? Bunları yorumlayacağım. Tam 10 tane farklı destem var. Yeni bir tane daha destemiz eklendi. Kendisi kehanet kartlarımdır. Ve artık bu destemiz demekle devam edeceğiz. 10 tane farklı desteyle devam edeceğiz. Dilerseniz haydi gelin ben daha fazla lafı uzatmadan başlayayım. Bakalım hangi metaforda olacaksınız? Bir onu görelim. Hangi doğanın ruhunda olacaksınız? Bir oracle kartımızdan aldık. Yeni destemizden de alalım bir tane. Bakalım kehanetinde ne söyleyecek sizler için? Bir uyarı mı, yoksa bir tavsiye mi, yoksa durum bilgisi mi? Ve hangi gezegenin etkisi altında kalacaksınız? Elbette ki Osho'muza da bir soralım. Meleklerin tarotuna da bir soralım. Bir tane buradan aldım. Kendi bu kendini attı. Hadi bunu da alalım. Madem kendini attı, seni de şöyle koyduk. Demek ki konuşmaya ihtiyacınız var. Bakalım ne söyleyecekmişsiniz burada. Onu çok merak ettim tabii ki de. Hemen bu kartlarımızı da alalım ve başlayalım. Doğanın ruhu sonbaharın ruhundan bahsetti sizler için. Hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Bakalım daha neler söyledi. İletişim dedi en güzeli her zamanki gibi. Bakalım kehanet kartımız ne söylemiş? Fedakarlık demiş. Yengeç burcu kadın için evet uygun bir kart gibi. Su dişil ve değişken. Burada balık burcunu vermiş, hatta balık burcunun kartı gelmiş. Aa, çok güzel geldi. Juno geldi. Juno asteroidi geldi. Bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak. Bu evlilik asteroididir astrolojide. Çok güzel geldi bence. Ruh halleri hakimiyeti. Biraz kendinizi tutacağınız bir Ağustos ayı sizi bekliyor olarak göründü ve hava dokuzlusu, yani kılıç dokuzlusu geldi. En kötüsünü bekleme dedi. Kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler dedi. Burada biliyorsunuz hava dokuzlusunda, yani kılıç dokuzlusunda uykusuz geceler vardır. Baş ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı olabilir. Birdenbire aniden gece yarısı uyanmalar olabilir. Huzurunuzun kaçtığı bir dönemden bahseder. Ama biliyorsunuz ki geçici olacaktır. Hiç merak etmeyiniz. Evet, bakalım şimdi en son buna bakacağız. Şüphe, erime, silah. Peki bu ne dedi? Çöl. Gele gele bu gelmiş sevgili arkadaşlar. Neyse, şunu da şöyle koyduk. Şöyle bir bakalım. Evet, sonbaharın ruhunda birazcık hüzünlü olduğunuzu gösteren bazı durumlar var. Ve hava dokuzusu ile birlikte elbette ki uykusuz geceler ve hüzün burada var. Bakın, hüzün bir tane daha geldi. Farklı deste görüyorsunuz. Şimdi bu hüzünün sebebi ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Size karşı yapılan düşmanlıklar var. Siz dileklerinizin gerçekleşmesi adına, hayatınızın direksiyonuna geçmeniz adına hamlelerde bulunuyorsunuz. Bulundukça da insanların dikkatini çekiyor ve
Ne yazık ki nazara geliyor olabilirsiniz. Çünkü yıldız kartı ve hüzün geldi. Yıldızınızın düşük olduğu bir Ağustos ayı olabilir sizler için. Aman dikkat diyorum. Bol bol ne yapacaksınız? Dua okuyacaksınız. Bunu gelmenin tek sebebi, tek şeyi budur. Namaz kılacaksınız. Auranızı güçlendireceksiniz. Gayet güzel olacak. Veyahut da işte tuz ve sirkeyle karışık banyo yapacaksınız. Mümkün olduğu kadar pozitif düşüneceksiniz. İçiniz rahat olacak. Aklınızda şüpheler olmayacak ama burada şüpheler var olarak görünüyor. Şimdi siz aileden destek almak istiyorsunuz. Ya bu kendi kuracağınız aileniz olacak ya da mevcut olan şu andaki ailenizden destek almak istiyorsunuz bir konu hakkında. Fakat bu destek verilecek mi verilmeyecek mi, bu konuda da bir şüphe içerisindesiniz. Ve gittikçe size doğru bir bıçak bileniyor. Bu nedir, neyin nesidir ben anlamadım. Birilerinin düşmanlığını kazanmışsınız. Farkında olmadan da olabilir. Bilerek de olabilir tabii ki de. Bir bakın, hem burada hem de burada veriyor. Yani bir enteresan bir düşmanlık var burada size karşı yapılacak olan. Ama siz kendinizi tutmayı başaracaksınız. Hali hazırda da zaten kendinizi tutuyorsunuz ama bu arada da yıpranıyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz ve üzüntü ve keder dolu bir Ağustos ayı olarak görünüyor. Yani kalp kırıklığı ve mutsuz olmakla alakalı bazı durumlarda sınanıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bol bol dua okursanız bu dönemi atlatırsınız. İlk önce kendinize, sonra da Allah'a güveneceksiniz. Aslında ilk önce Allah'a güveneceksiniz. Yanlış söyledim. Sonra kendinize güveneceksiniz. Öncelik Allah'ındır, biliyorsunuz. Bizi yaratan yaratıcı kudretindir. O yüzden ona olan inancınızı asla ve asla yitirmemeniz gerekiyor. Tamam, belki yanlış anlaşıldı. Belki de gerçekten de bir sürtüşme yaşanmış da olabilir birileriyle aranızda, elbette ki. Hayat bu, yani her şey bizler için. Böyle kötü zamanlarımız da oluyor. Peki, şimdi ben kartı alıyorum ve sormaya başlıyorum. Şimdi burada ne oldu? Bu düşmanlığın sebebi ne? Size ne yaptılar? Dengeler şaşmış. Tabii dengeler şaşacak. Evet, tamam, ama denge meleği de geldi. Şimdi sizi bilerek üzmüşler mi? Evet, bilerek üzülmüşsünüz. Bilerek canınız yanmış burada. Olaysa bir şeyi öğrenmek, bir şeyi keşfetmekle alakalı olabilir. Yani bu da neyi keşfetmekle alakalı olabilir? Sizin hakkınızı vermemekle alakalı olabilir. Bir rekabet ortamı içerisinde olmuşsunuz sanki. İşte bu hangi konuysa, yani konumuz neyse. Bir rekabet ortamı içerisinde olmuşsunuz ve sizden bir şeyler çalınmış, alınmış, eksiltilmiş olabilir. Bir dolandırıcılığa, bir sahtekarlığa maruz kalmış olabilirsiniz. Bu aslında tam siz böyle dileklerinize kavuşurken, yani tam böyle mutlu olacağınızı hissettiğiniz anda bu başınıza gelmiş olabilir. Ve Ağustos ayında da bu ayyuğa çıkacak sevgili arkadaşlar. Bir hüzündür gidiyor burada. Bu hüzünün sebebi nedir? Bir erkeğin, ya babanızın ya eşinizin kendisinden kaynaklanan bir durum var burada. Bir ortaklık bitmiş olabilir. Veyahut da bir aşk ilişkisi. Yani sevdiğiniz insanla veyahut da eşinizle aynı zamanda aynı iş yerinde çalışıyor da olabilirsiniz. Aynı işi yapıyor olabilirsiniz. Veyahut da eşinizin yanında çalışıyor olabilirsiniz. Burada bir aşağıya düşme pozisyonu var. Yani neredeyse bir iflasa kadar gidecek bir durum, ya da bu da ilişkinize yansımış olarak görünüyor. Belki sizin emeğiniz çalındı, belki bir birikiminiz vardı, o gitti. Burada değişik bir durumlar var. Çünkü çok kolektif olduğu için tam böyle nokta atışı yapamıyorum sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz. Bunun için bir bireysel bakım daha mantıklı olur. Ama genel olarak üzüldüğünüz ve düşman kazandığınız bir Ağustos ayınız olacak. Bu düşmanı nasıl kazandınız peki? Hmm.
Şimdi bu düşmanı nasıl kazandınız? Birine hakkını az vermişsiniz. Ya da size hakkınızı az vermişler. Olay bu. Bu da açığa çıkmış. Bu da öğrenilmiş ya da öğrenilecek Ağustos ayında. Olay buymuş sevgili arkadaşlar. Hak, hukuk, adalet. Bunlarmış. Parayla alakalı özellikle de. Ya da sevgiyle de olabilir tabii ki. Ama daha çok parayla ilgili gibi görünüyor. Evet, sorularımıza başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir işi olmayan sevgili yengeç burcu kadınları, sabırsızlanıyorsunuz. Çok güzel. Bir işe başlamak için sabırsızlanıyorsunuz. Çok güzel geldi. Başlayacak mısınız? Büyük bir değişim, dönüşüm, bir devrin kapanışı. Kesinlikle başlıyorsunuz. Ağustos'un 13'ünden sonra bir dikkat edin bakalım neler olacak iş konusunda. Bir işi olanlar ise çok çalışıyorsunuz ama artık çok çalışma zamanında sonuna gelmişsiniz. Artık bundan daha fazla çalışamazsınız. Ve bundan daha fazla da size zaten yük verilmeyecek sevgili arkadaşlar. Peki bir ilişkisi olmayanlar. Aslında bir ilişkiniz varmış ama bu erkek kendini geri çekmiş. Ya evlilikten kendini geri çekti ya ilişkiden kendini geri çekti. Yani şu anda... Yani varken ilişkiniz şu anda yokmuş pozisyonuna düşmüşsünüz. Yani tamamıyla aslında yalnız değil misiniz ama bu erkeğin kendisini geri çekmesiyle böyle bir durum meydana gelmiş olarak görünüyor. Ama düzelecek, hiç merak etmeyin. Bu erkek hasta olabilir, bu şekilde kendini geri çekmiş ve dinlenmeye çalışıyor olabilir. Ya da sizden uzaklaşmaya ihtiyacı var, o da olabilir sevgili arkadaşlar. Bir ilişkisi olanlar için ise kupa hediyesi geldi. Şövalyesi geldi. Pişmanlık. Şimdi partneriniz çapkınlık yapmış olabilir. Başka kadınlara gitmiş, şansını denemiş olabilir. Bunu siz ya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz olarak görünüyor burada. Burada sizinle ilgili bir bilgi değil, partnerinizle alakalı bir bilgi vermiş. Ve çok pişman olacak. Ve umduğunu da bulamamış ama siz hali hazırda cebinde görünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Durum bu. Evli olanlar için ise bir bebek haberi olabileceği gibi bu bebek eğer ki bir hamilelik haberi olursa Ağustos ayında bunun çok büyük bir sorumluluk getireceğini ve bu sorumluluğun da birden fazla sorunları beraberinde bir çıktı bir daha hiç böyle bitmeyecek bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Yani böyle düşüneceksiniz iki taraflı olarak da. Yani bu sizin için iyi bir haber mi kötü bir haber mi bunu bir sorgulayacak olabilirsiniz. Öte yandan eşinize kızacak olabilirsiniz. Eşiniz aldığı bir sorumluluk yüzünden sizi ihmal etmiş olabilir. Evini ihmal etmiş olabilir. Evliliğini, çoluğun çocuğunu ihmal etmiş olabilir. Bundan dolayı kendisine kızacak olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki platonik olanlar, platonik aşkları olanlar. Buna bir çözüm yolu geliyor. Bir karar vereceksiniz artık ve bu konuda çok tedirginsiniz. Karar vereceksiniz ama verirken de çok tedirgin olacaksınız. Ne karar vereceksiniz? Çatışıyorsunuz. Her ne olursa olsun. Ya bu kişiyle aile kurmak isteyeceksiniz. Yani bu çatışmalar bitecek. Düzgün, daha ılımı düşünmeye başlayacaksınız. Ya da ailenizden bir destek göreceksiniz. Yani çok fazla düşünme. Gel işte şunu yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir destek de görecek olabilirsiniz. Peki ex partnerinde aklı kalanlar için ilişkiniz asılmış durumda. Yani askıya alınmış ama bir güç kartı geldi ve çalışma kartı geldi. Pekala. Şimdi şu anda işler askıda olmuş olabilir. Fakat bu durum değişecek ve şu şekilde değişecek. Siz... partneriniz aslan burcu olabilir açıkçası. Aslan erkeği olabilir. O yüzden de biraz böyle işleri ağırdan veya askıya almış pozisyonunda görünüyor olabilir. Ondan dolayı da keyfiniz kaçmış veyahut da bir expert aslında görüşüyor. Kendi expertler konumunda görünüyor. Öyle bir görüntü sergiliyor da olabilirsiniz elbette ki. Ama güçlü bir ilişkiye benziyor. Yani bir
güzel bir şekilde, doğru zamanda ve doğru şekilde başlarsa da sizin için hayırlı bir ilişkiye de benziyormuş. Bunun için emek sarf edeceksiniz. İlişkiyi düzeltmek adına siz de partneriniz de bir müddet sonra ayın 8'i, ayın 11'i, evet, ayın 8'i, 11 ve 12'si önemli günler. Bir çalışma içine girecek sizinle alakalı. Bakalım sonrası ne olacak peki Ağustos ayında? Görüşür müsünüz? Harekete geçecek sizinle alakalı. İlahi adalet gelecek. Çünkü çok sessiz, sakin, suskun puskun kalmış. Hiçbir şey yapmamış. Böyle üstünde o, sanki var ya örümcekler bağlamış. Sanki böyle hiç yerinden kalkmamış gibi. Toz toprak bağlamış üstü. O kadar hareketsiz bir imaj çizmiş size karşı. Burada da toprak erkeğini verdi. Evet sevgili arkadaşlarım, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eylül ayında, Eylül ayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.